dinle siyaseti daima birbirinden ayırmaya özen gösterdin ve ayırmak gerektiğine inanıyorum. Ama Türk İslam tasavvufu kültürünün bugün Türk toplumunda da yaygınlaşmasının yalnız din alanında, inanç alanında değil, ister istemez dolaylı olarak siyaset alanında da çok büyük ve bence çok olumlu etkileri olacaktır. Şu anlamda benim çocukluğumdan beri ilgi duyduğum Türk İslam tasavvufu bildiğiniz gibi Orta Asya'dan başlamıştır. Horasan erenleriyle, Hacı Bektaş velilerle Anadolu'ya gelmiştir. Ve Anadolu'da buna halk ozanlarının, halk erenlerinin yıllar boyunca büyük katkıları olmuştur. Anadolu'dan da Balkanlara yayılmıştır. Genelde din duygusu Allah korkusuna dayandırılır. Allah korkusu da topluma yansıdığı vakit baskı rejimleri şeklinde korkuya dayanan, insanları korkutarak disiplin altında tutmaya çalışan baskı rejimlerine yol açar. Türk İslam tasavvufunda ise din duygusu, İslam anlayışı Allah korkusuna değil Allah sevgisine dayanır. Ve Allah sevgisi insana da yansıtılır. Yalnız insana değil, Allah'ın yarattığı tüm yaratıklara yansıtılır. Onun için beraberinde hoşgörüyü getirir, özgürlüğü getirir. Dolayısıyla demokrasi yolunu açmış olur. Oysa Türkiye'de son zamanlarda bazı dinci kesimler yüzyıllar boyunca bu insanı yüceltici din anlayışını bölgemize yaymış olan ülkeye, Türkiye'ye bazı Orta Doğu ülkelerinin bence çok çağ dışı olan İslam'ın temel felsefesine de ters düşen bağnazca bir İslam anlayışını getirmeye çalışıyorlar. İran'dan, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'nin, Türk halkının İslam'ı, dini Suudi Arabistan'dan veya İranlılardan öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Tam tersine Türkiye onlara örnek olabilir. Bu bakımdan Türk İslam tasavvufunun özellikle Anadolu'da Türk ozanlarının sözüyle, sazıyla geliştirilmiş olan bu anlayışın Allah'ı yalnız tek olarak, bir olarak tanımakla kalmayıp Allah'la birliği şah koşan tasavvuf anlayışının, Türk İslam tasavvuf anlayışının Türkiye'ye yozlaştırılmadan yaygınlaşması her alanda çok büyük katkılar sağlayacak. Şimdi ben Sayın Edebiyat'ı dinledikten sonra tabii bu sizin de alanınıza giriyor Timur Bey. Hazreti Mevlana'nın bir itirafı aklıma geldi. O bütün hayat felsefesini üç kelime içerisinde özetliyor. Hamdım, piştim, yandım diyor. Ben Sayın Ecevit'in izahatından kendilerinin yandım döneminde bulundukları izlenimi aldım. Siz her şeyi büyük deneyimle kavramış ve insan sevgisini, insan sevgisini o sıcaklıkta muhakkak ki hissediyor ve yaşıyor. O yandım sözü zannederim kendi fizik varlığını, bedeni varlığını yitirirken Tanrı'yla bütünleşme anlamında kullanılıyor.